Ladies and gentlemen, calling the next two fighters, Philip Verlinden and Remy Bonjasky. ...22.500 kişi var tribünlerde ve Remy Bonjasky sevgili izleyiciler. Ringe doğru ilerliyor rakibi Philip Verlinden. Hi, I'm Remy Bonjasky, the Flying Gentleman. And I represent the Netherlands. My name is Philip Verlinden. I fight for Golden Glory in Breda and Bulgim in Belgium. You have 8 elite fighters and then you have the upcoming fighters, and I think it's fantastic to see 4 fights. I don't know what's gonna happen. I hope I'll survive that. The quality of the fighters is great with Glory. It's the best fighters of the world. Well, I think it's a good chance for me to prove myself. Remy Bonjasky dünyanın en büyük şampiyonlarından bir tanesi. 1.95 boyunda 104 kilo ve 36 nakavtu bulunan ve 108 maç yapmış bugüne kadar. Çok önemli bir yıldız. Tamam, çok fazla maç yapmış olmak aslında önemli ama daha önemli bir olay var. 3 kez K1'de şampiyonluğa imza atmış bir adam. Hatırlayacaksınız, Bedro Hari'nin yerde tekmelediği o tarihi maçı. O saat diliminde Türk televizyonlarının almış olduğu en büyük reyting ve şehire sahip olmuştu. 44 şehirde almıştı gecenin bir saatinde ve 4.5 reyting yapmıştı. Yani bunu ne kadar üst düzey bir maç olduğunu söylüyorum sizlere. Yani Keyman dönemi aslında geri döndü bir otobüs. Kesinlikle. Philip Verlinden! Şu anda aslında Keyman sporcularının hepsini Glory'de görüyoruz. Fark edemiyorum. Sadece isim değişti. Bir tek Bedro Hari yok şu anda. Onun da neden olmadığını açıklayacağız. Bonjasky! Remy, daha önce İstanbul'da ağırlamıştık kendisini. Tam bir Türk dostu. Hayatında alkol ve sigara kullanmamış. Hayatını spora adamış. Çok centilmen bir isim. Daha sonra bir eğlence dünyasına adadı kendisini. Büyük şirketler kurdu ve Remy Bonjasky gözlerindeki görme kaybıyla ilgili bir tedavi gördü. O tedavi sürecinde bırakma kararı aldı ama sonra tamamen düzelince tekrar geri dönmek istedi Remy Bonjasky. Bu en son Silva ile Brüksel'de yapmış olduğum maçtan sonraki ikinci maçı. Evet. Philip Verlinden de Belçika'da önemli dövüşçülerden bir tanesi. Belçika'nın en iyilerinden biri. Ağır sindetteki en iyisi. Çok iyi bir Muay Thai'cı aslında. Uçan gentleman, flying gentleman olarak bilinen, aslında uçan diz olarak da tanınan Remy Bonjasky. Bakalım dizlerini konuşturabilecek mi? Bir denge kaybı Remy Bonjasky'de. Ama Philip Verlinden'i kesinlikle hafife almaması diye düşünüyorum. Remy mutlaka acemilik yaşayabilir bu turnuvada. Ama bu turnuvada bence bir yarı final yapması, bir çeyrek final yapması bile onun adına önemli. Low kick, sağ sol kroşeler, bir diz darbesi, tam tersi Remy'den beklerken Philip Verlinden atıyor diz darbesini, bir sağ kroşe. Remy şu ana kadar kötü götürüyor maçı 1.9. Şu anda Remy'nin yapacaklarını Philip yapıyor aslında Remy'nin. Aynen. Bir karaciğer yoklaması Philip Verlinden'den. Remy bence kontrolü götürüyor maçı, her şey yolunda der gibi bir stili var. Fakat maçlar iki round yalnız. Yani evet, bu roundu kaybederse öbür round işi zor. Bir an önce toparlaması lazım. Low kick. Sol direkt diz darbesi. Yavaş yavaş açılacaktır mutlaka. Low kick. Philip Verlinden yumruklarını daha fazla konuşturmaya başladı. Diz çıkartacaktı, kaçıyor. Bir kere yedi, ikincisini yemiyor. Remy Bonjasky.
Hani futbolda vardır ya, top seker bir türlü ayağa oturmaz. Maçta sanki öyle bir dengesizlik var Remy Bonyaski adına. Remy Bonyaski daha mesafe ayarını yapamadı. Uzun süredir maç yapmamaktan dolayı biraz distansında sorun yaşıyor. Ama yine de üzerine gitmekten kendini alıkoymuyor. Şu ana kadar sence kim önde? Bence Filip biraz daha önde gibi gözüküyor. Bir hakim ve roundu bitiriyorlar. 2 dakika. Birinci tur maçlarında 8 kapışma. Ardından çeyrek final 4, yarı final 2 ve finalde 1 maç izleyeceğiz. Bu gece toplam 15 maça tanık olacağız. Bu karşılaşmalar şampiyonu belirleyecek. Şampiyon 400 bin doların sahibi olacak bu gece. İkinci olan 100 bin dolar alacak. Üçüncü olan isimler de, yani yarı finalde kaybedenler, yarı finalde kaybedenler 50'şer bin dolar alacaklar. Tabii kendi kontratlarındaki paranın dışında. Mesela 100 bin dolara dönüşüyor maç başına. 100 bin dolar artı turnuvanın ödülü ve hakkını veriyorlar. Filip Berlin'den ilk roundu önde tamamladı. Bu round kesinlikle Remy Bonyaski'nin bastırması gerekiyor. Şu da güzel bir olay değil mi? Remy Bonyaski dünya starı ama ne olursa olsun kim haklıysa puanları ona yazmış. Kimse de yenilmez değil yani. Yani haksızlık olmaması dünyada en önemli olay değil. Kesinlikle. Üçüncü round. Round 3 dedi, beni de şaşırttırdı. İkinci round. Sağ sol kroşeler. Long kick. Remy Bonyaski her teknikte mutlaka bacağınıza darbe atıyor. Her bir bacağı long kick vuruyor. Kesinlikle ve kesinlikle bence spektaküler hareketlere başlaması lazım. Seyirciyi galyana getirmesi lazım ki hakemleri etkilesin. Bakın yavaş yavaş Remy Bonyaski gelmeye başladı. Bu maç içinde comeback yapması söz konusu mu? Yani geri dönüşü olabilir mi? Yani şu roundda geri dönmek zorunda. Bu maçta da geri dönmek için tabii ki çaba harcaması gerekiyor ama yani eski formundan biraz uzaklı. Biraz yavaş yavaş. Bir iki maç sonra daha farklı bir forma geleceğini düşünüyorum Remy Bonyaski. 6 Nisan çok önemli bir tarih Türkiye için. Bunu belirtiyorum. 6 Nisan. Neden? Birazdan açıklayacağım. Bir tane sağ kroşe. Maçın heyecanına kaptırıyoruz kendimizi tekrar. Bir low kick. Filip Berlin'den bu rahatta yok gibi adeta. Fişi çekilmiş gibi adeta. Çünkü çok bacaklar low kick vurdu. Bakın bacaklarında sorun var. Bakın sol bacağını artık blok yaparken elini uzatıyor. Elini uzatıyor. Bir Bonyaski. Bir kez daha kendini yerde görüyor. Bir kondisyon sorunu yaşıyor olabilir mi Remy Bonyaski? Maç eksiği var mı? Yani normalde Remy Bonyaski çok sıçrayan bir sporcu ama şurada bakın sıçrayamıyor. İşte biraz kondisyon ve fiziksel sorunu var. Yani tam hazır değil şu anda şu maça. Ama yine de beklediğimden daha iyi bir ikinci round görüyoruz. Tecrübe her zaman bir şekilde ön faktör olarak öne geçiyor. Bir diz darbesi iyi blokladı orada. Push kick'le itiyor. Sol direk yedi, low kick'i vurdu. Bir diz darbesi daha. O meşhur klinçlerini henüz yapamadı. Bir yakaladı mı? Kombinelere girdi mi? İşe gerçekten zor rakibi. Ve roundu bitiriyorlar. Bu round Remy Bonyaski'nin ise ilk roundda rakibinin ise bir uzatma olabilir. Bir ekstra round olabilir. Yani sonuçta ilk roundu kesinlikle Filip aldı zaten. İkinci roundda da Remy'nin çabasını gördük. Bu çabada boşa gitmedi. Bu roundu da bence Remy almış olabilir. Hemen bir ekstra round olabilir. 35 milyon nüfusa sahip Tokyo'da İstanbul'dan çok çok daha küçük bir şehir olmasına rağmen İstanbul'dan 2,5 kat daha fazla nüfusu var. İstanbul'daki kalabalığı görüyorsunuz. Bu arada bir hakem filme vermiş, 4 hakem. Ama önemli değil. Ama round'un toplamalar şöyle yapılıyor. 5 hakemden en düşük puanı verenle en yüksek puanı verenler çıkartılıyor, ortalama alınıyor. O yüzden bu round Remy Bonyaski'nin. Şimdi bir ekstra round gelecek. İzleriz, hiç sorun değil. Sabaha kadar izleriz. Şimdi Facebook'ta, Twitter'da bombardıman başlamış. Ve sabaha kadar izleriz mesajları. Evet, ekstra round. Devam ediyorlar. Maçın hakkı da buydu zaten. Remy Bonyaski bu maçı kazansa bile bir sonraki maçta kondisyonun ne derecede olacak? Yani bu ona dezavantaj, bir round uzaması aslında.
Ama bazı dövüşçüler de diyor ki ben ne kadar dövüşürsem o kadar daha açılabilirim turnuvalarda diyor. Ama yaş faktörü varsa sorun. Çünkü belli bir yaştan sonra bence bu dezavantaja dönüyor. Kesinlikle katılıyorum. Tabii şu anda herkes Remy Bonyatki kaç yaşında diye merak ediyordur. Hemen cevaplayalım. Yani bizler bu arada maç iyice kızışmaya başladı. 1976 doğumlu Remy Bonyatki. 37 yaşında sayılır yeni yılla birlikte. Kovrekler diz çıkartıyor. Filip Ferlin'den ne kadar yakıt varsa hepsini tüketiyor. Bakın, sürekli sol ayağına lov küpürü ve Filip Ferlin'in şu anda sol ayağını bakın basamıyor. Zor basıyor bakın, bakın. Onun üzerine gitmesi lazım Remy Bonyatski'nin o bacağının üzerine doğru. Ama gardını değiştirdi gibi sanki. Bloğa geçti şu anda. Remy Bonyatski çok sert bir tekmeye bunları arttırırsa maçı alma şansı da çok fazlalaşabilir Remy Bonyatski'nin. Tabii bu maçı kazanan gerek finalde çok dişli bir rakiple mücadele verecek. Remy Bonyatski'nin köşesinde Ivan Hipolit sürekli bacağını vuruyor. Low kick sesleri evet. Sürekli köşeden geliyor. Ivan Hipolit eski dünya şampiyonu orta sıktı. Yuki Ubeda yine hakem. Peri Ubeda'nın babası evet. Çok ünlü bir sabahatecinin. Evet. Full kontak yapıyordu. Low kick. Remy Bonyatski tekmelerini arttırmaya başladı. Bir low kick daha. Ve bu push kick. Moral olarak Remy Bonyatski'ye yansımış olacaktır mutlaka. Ve maç bitiyor. Eğer burada da bir beraberlik çıkarsa supervisor, yani hakemlerin başındaki kişi karar verecek. Kimin turu geçtiğine sevgili izleyiciler. Sence kimin hakkı bu maç? Yani şu anda Remy Bonyatski tabii ki kaybedeceğini anladığı için ekstra round zaten çok önemli bir round'tur. Bütün round'lar siliniyor, sıfırdan başlanıyor. Orada performansı iyi olan maçı kazanır. Burada da tabii ki iki dakikanın ilk 1,5 dakikası diyebiliriz ki veya tamamına yaydığımız zaman Remy Bonyatski'nin daha çok bir üstünlüğü var. Yani Remy Bonyatski gidebilir diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, birazdan Remy Bonyatski, Filip Ferlinden maçının galibi kimle oynayacak? Erol Zimmermann'la mı yoksa Faslı Cemal Ben Sadık'la mı oynayacak? Bedri Hari'nin tahtını sallayabilecek kapasitede bir adam geliyor. O maç da çok güzel bir maç olacak. Hemen şimdi başlayacak o maç. İşte centilmenlik 3 round oynayacak piyasaya bir kapışma. We have a winner after 3 rounds. The winner is Red Corner Remy Bonyatski. Önce muhteşem bir performanstan dolayı tebrik ediyoruz her iki dövüşçüyü de. Ve Remy Bonyatski'yi bir maç daha izlemek bana çok büyük bir mutluluk verecek. Aynı şekilde sana da öyle olacak mı? Kesinlikle tabii tecrübe, ring içindeki hakimiyeti ve her zaman ne yapacağı belli olmayan bir sporcu seyirciler içinde gizemli oluyor.